Evet sevgili dostlar, uzun süredir sizlere bir video çekemiyordum. Bugün sizlere bir kutu açılışı yapacağım. Bayağıdır kutu açılışı yapmadım diyeceğim ama yapmıştım aslında. Kahve makinesi kutusu. Bir de elektrik süpürgesi, robot elektrik süpürgesi kutu açılışı yapmıştım. Bugün de iPhone 12 kutu açılışı yapacağım. Kutu açılışı çok kısa sürecek. Zaten bu bir inceleme falan değil. Bir iPhone 12 satın aldım ben. Daha doğrusu bir kontrat imzaladım. Çünkü benim bir telefon hattım var biliyorsunuz. Kendi özel şahsıma ait. Vodafone'la bir kontrat imzaladım. Kontratlı bir şekilde bu telefonu aldım. Aylık 40 euro ödüyorum. Ödeyeceğim bu telefona. İlk ödemesi de var tabii bu arada. Telefona 79 euro. Önce bir ödeme yapıyorsunuz. Ayda da 40 euro, 35 GB'lık bir hatla beraber telefon geliyor. Bu arada 5G, Vodafone 5G burada aktif. Yani bütün şehirlerde olmasa da burada aktif. Ben bu arada yavaş yavaş kutuyu açıyorum. Telefonun yanında şarj aletinin de, bu arada ben o kelimeyi pek doğru düzgün söyleyemiyorum. Öyle bir şeyim var. Şarj aletinin de verilmiş olması lazım. Apple marka. Böyle yani 5G Vodafone hatla beraber bu telefonu aldım. Yani kontrat şartlarına göre ayda 39,90 ödeyeceğim. 79 euro önceden de bir ödeme yaptım. 128 GB'lık normal düz iPhone 12 modeli bu. Tabii bir de kargo ödemişim. Toplam 83 99 euro para ödemişim ilk ödeme olarak. Geri kalanlarını da dediğim gibi aydan aya ödeyeceğiz. Bu arada evet gördüğünüz gibi bir adet Apple şarj aletiyle beraber aldım ben bu cihazı. Bunu da yanında bedava verdiler. Aldım derken Logitel firması bunun yanında gönderdi. Muhtemelen çok şikayet gitti. O sebeple evet cihaz kutudan çıktı. Kutudan çık yani dış kutudan çıktı. Özür diliyorum. Cihazımız bu. Minnacık bir kutuda geliyor şu kadar. Biliyorsunuz Apple iPhone'lar eskiden cihaz değişiminde olduğu zaman böyle bir kutuda gelirdi. Yani refurbish iPhone filan aldığınız zaman böyle bir kutuda gelirdi. Hiç yaptınız mı bilmiyorum ama ben yaptım daha önceden. Bu da bizim SIM kartımız. Vodafone 5G destekli SIM kart. Şöyle bu kutuyu böyle kenara ayıralım. Böyle iPhone gördüğünüz gibi incecik bir kutuda. Şimdi şu sesi sizlere dinleteyim mi? Böyle bir moda var internette. Böyle şıkırt diye açalım. Anı olsun. Bu kutuyu böyle açarken düşürme yapmasak iyi olacak. Cihaz içeride. Oo. Cihaz gördüğünüz gibi bu şekilde kutudan çıkıyor. Bir de ön tarafı açalım. Böyle çıktı. Ben buna tabii hemen bir ekran koruyucusu uygulayacağım. O sebeple kapatsam daha mı iyi şimdi? Toz almasın fazla. Gerçi sileriz. Bu böyle. Kutudan başka ne çıkıyor derseniz. Kutudan bir tane bir tarafı USB Type-C olan bir tarafı 8 pin iPhone klasik girişi olan bir kablo çıkıyor. Yani burada Apple'ı yani anlamak çok zor. Kutudan şarj aleti çıkmıyor. Normal şurasını da normal nedir o USB A vermiyorsun. İnsanların hepsi bu şarj aletini almak zorunda yani kısaca. Kimsenin evinde yani bilgisayarlar dışında bu çıkıştan var mı? Çoğunluğumuzun evinde yok. Diyorlar ki sonra çevre için filan biz bunu şey yapmıyoruz, vermiyoruz filan filan diyorlar. Halbuki yalan dolan onu da herkes biliyor. Ya verdin bari bunun iki tarafını bu telefonu da
USB Type-C yapsaydın, iki tarafında USB Type-C yapsaydın, en azından evinde Android şarj aleti olanlar bu telefonu şarj ederdi rahat rahat. O da işine gelmemiş. Bilmiyorum Apple ne yapmak istiyor? Ben anlamadım. Yani çevreyi mi düşünüyor yoksa insanların cebindeki parayı almayı mı düşünüyor? Bir de mesela Apple'ın şimdi MacBook'ları da olsun, şeyler de olsun, yeni iPad Air ve Pro'larda bildiğim kadarıyla şununla şarj olabiliyor yani USB Type-C ile. Ama niye bunda hala olmuyor? Neden yani? Ya çok anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Bunda ne var? Hiçbir şey yani. Gördüğünüz gibi kutu bu kadar arkadaşlar. Kutu açılış videomuz şu anda bitti. Ben bunun kurulumunu falan yaparım. Bilmiyorum. Sizlere belki bununla video falan çekeceğim zaten. 5G'de olduğu için canlı yayınlar da daha güzel olur muhtemelen. Daha problemsiz olur bağlantı konusunda. Bakalım sizler için nelere katlanıyoruz yani. Ayda 40 euro ödeme yapacağız dostlar. Ya yalnız ben hesaplama yaptım. 128 GB'lık telefonu ayda 40 euro ödeyince zaten neredeyse Apple'daki fiyatla aynı fiyata almış oluyorum. Yanında bir de hat. Ha nasıl böyle oldu derseniz, bir yandan da şu var dostlar bende. Bir 5 euro aylık indirim aldım Vodafone'dan. Bunun nedeni benim evimde zaten bir Vodafone internet bağlantısının olması. Yani o sebeple 40 euro. Normal fiyatı ayda 45 euro diye biliyorum. Öyle yani. İşte şimdilik bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha net görüntüler, daha net yayınlar için iPhone 12 aldık. Yoksa kendimi düşündüğümden değil. Teşekkürler, hoşça kalın.